CZ'nin üzere çıkan iddiaları yapmış olduğu yorumlarla karşı çıkması üzerine konuşacağız ve bunların neden çıktığı gibi durumlara şöyle bir değineceğiz. Binance CEO'su CZ yeni borsa iddialarına sosyal medyada cevap verdi. Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao kısa süre önce Binance'ın Rusya'daki operasyonlarını satın alan esrarengiz kripto kuruluşu COMEX ile ilgili spekülasyonları aydınlatmak için hızlı harekete geçti. Şimdi birincisi buradaki iddia COMEX'in de aynı şekilde CZ'ye ait olduğu iddiasıdır. Doğru değildir. Bir ikincisi COMEX borsası yani daha doğrusu COMEX şirketi bilinmeyen bir şirket değildir. Zaten bilinen bir şirkettir. Dolayısıyla piyasadaki en büyük yapıcılardan olmaması hani böyle sanki bir anda sürpriz yumurtadan çıkmış gibi oldu farkındayım. Ama aslında o şekilde değil. İkincisi CZ'ye ait de değil zaten burası. Şimdi bu iddiaların tabii ki de bir çıkış sebebi ve orijini var. CZ'nin kendi şirketleriyle Binance arasındaki korelasyonu. Yani burada CZ'ye ve aynı şekilde Binance'a yapılan bu yakıştırma. Hani ya arkadaş bak çakallık yapıyorsunuz. Normalde senin şeyin var. Nedir o? Sen Binance olarak çekildin mekildin mi yaptın? Ama yine kendi şirketini, kendi kuruluşunu üzere yani buradaki hisseleri satıyorsun falan tarzında bir takım yorumlar var. Bu zamanında da bu fon kayırma muhabbetleri falan oldu biliyorsunuz. Mesela Binance'tan çıkan fonların CZ'nin kendi kişisel şirketine gittiği gibi iddialar ortaya çıkmıştı ki bunlar sadece iddia değildi gerçekten de öyle ve maalesef hala bunun tam anlamıyla sebebi bulunabilmiş ya da anlaşılabilmiş değildir. Bunu da söylemek lazım. Bu işin ayrı bir konusu, ayrı bir hikayesi. Hala Binance'tan çıkan fonların neden CZ'nin kendi kişisel şirketine akmış olduğu gibi soruların cevabı halen daha bilinmiyor. Halen daha SEC tarafından mahkemede bu şekilde devam ediyor. Ama buradaki COMEX şirketi CZ'ye ait değildir. Ama bu spekülasyonların çıkışı da boş yere çıkmamıştır. Yani aslında CZ'nin ve Binance'ın geçmiş vukuatlarından diye tabir edebilirim, kaynaklanan problemlerden vuku bulmuştur. Durum bu şekilde. Bu arada böyle bir şeye müsaade etmezler. Ya tabiri caizse kimse eşek değil. ABD tarafı zaten Binance'a ve CZ'ye dedi ki bak Rusya'dan çekiliyorsun. Şimdi Binance yetkilisi ne dedi çekilirken? Kibar bir şekilde aslında dürüst oldu adam. Diyor ki biz diyor Rusya'da kalmaktan ziyade dünyada kalmak istiyoruz. Yani ya Rusya pazarında bulunacağız ya da dünya pazarında bulunacağız. Rusya pazarında bulunursak dünya pazarında bulunamayacağız Rusya haricinde. O yüzden çekilmek zorunda kaldık. Muhakkak yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal muhabbeti doğrudur. Fakat ikisi arasında bir tercih kaçınılmazsa böyle bir tercih yapıyorlar. Yoksa ABD tarafı dahil olmak üzere ABD Avrupa Birliği çok ciddi bir ambargo uygulayacaktı. Ve bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik maalesef biz Binance üzerine. Bu durumdan kaynaklı olarak adamlar çekildi. Şimdi CZ'de zaten ABD Adalet Bakanlığı tarafından hem Binance hem de CZ hususiyetle araştırılıyor. Sizce tutup Binance'ın sattığı hisseleri yine CZ'nin kişisel bir şirketine satması durumu kabul edilebilir mi? Yani böyle bir ihtimal var mı? Çocuk mu kandırdığını zannediyorsun sen derler. CZ, COMEX'in sahibi olduğu iddialarını reddetti. Artan spekülasyonlara yanıt olarak CZ, bugün yaptığı açıklamada COMEX'te hiçbir mülkiyet hissesi olmadığını açıkça belirtti. Bu kesin yalanlama, kullanıcı arayüzü Binance'la çarpıcı bir benzerlik gösteren COMEX'in
aniden ortaya çıkışı ve sadece birkaç günlük dikkat çekici derecede kısa varoluşun çevreleyen şüphelerin ortasında geldi. CZ, X'teki bir gönderisinde ben onların übosu değilim ve orada herhangi bir hisseye sahip değilim açıklamasında bulundu. Şimdi adamlar Binance hissesi satın alıyor ve Binance'ın yerine geçme noktasında hareket ediyorlar. Yani sizce Binance'dan aslında arayüz mantığında da prim yapmaları çok normal değil mi? Bence çok normal. İkincisi, bu şekilde bir şirket olsa zaten zamanında bu CZ ile ilişkili resmi herhangi bir faaliyete geçecektir. Dolayısıyla çok mantıklı bir spekülasyon olduğunu ben düşünmüyorum bunu. Ayrıca bölgeden belirli sayıda eski Binance personelinin COMEX'e geçtiğini ya da gelecekte bunu yapmayı düşündüğünü belirtti. Doğrudur, istihdamın devam edebilmesi ama açısından biliyorsunuz ki adamlar dedi ki gelecek bir yıl içerisinde kademeli şekilde çekileceğiz. Bunun içeriğiyle alakalı konuşup açıklama yapmıştık. Bunun içeriği hem kullanıcıların sorunsuz geçişler yapması, diğer şirketlerin ve Rusya'daki kurumsal ortakların mağdur olmaması, istihdam noktasında problemlerin yaşanmaması gibi hususlardan dolayı bunları mantıklı bir geçiş sürecine yaymaya çalıştılar. Dolayısıyla evet, Binance Rusya'dan çekilen taraflar COMEX üzerinde istihdamına devam edecekler. Büyük bir çoğunluğu. CZ iki kuruluş arasında tarihsel etkileşimleri ışık tutarak bunların entegrasyonu test aşamasıyla ilgili olduğunu vurguladı. Binance, sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için COMEX'in karşılaştırılabilir bir tasarım ve teknik çerçeve benimsemesini savunmuştu. Bu gelişme, Binance'ın yakın zamanda Rusya pazarından çıkma kararı almasının ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın olası yaptırım ihlallerine ilişkin soruşturmasının ardından geldi. COMEX'i çevreleyen söylentiler gelişmeye devam ederken, CZ'nin net açıklaması, esrarengiz kuruluşla olan ilişkisi hakkında süregelen şüpheleri ortadan kaldırmaya amaçlıyor. Kaldırır. Burada çok fazla devam edebilecek bir spekülasyon yok. Zaten aksi bir durum olsa anında CZ'nin kulağından tutup gel buraya derler. Siz merak etmeyin. Ki bu noktada dediğim gibi çok mantıklı gördüğüm bir spekülasyon çıkmadı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.